Şimdi huzurlarınıza gavur dağı salatası ve ala nazik geliyor. Ala nazik. Ala nazik. Ala nazik. Gavur dağı. Söylüyordu ya içinde salata olmadan salata demem. Zaten dedim kesin ya gavur dağı gelecek ya da çoban salatası. Size? Teşekkür ederim. Ala nazik o kadar kolay bir kebap değildir. Hatta zor kebaplardan biridir. Ben de çok severim. Yani ben mutfakta bıraktığımda çok hakkını vererek devam ediyordu. İnşallah güzel olmuştur. Patlıcanları nerede közledi? Közledi. Seda mı? Ne yaptı? Ocakta mı közledi? Dur şimdi yiyelim. Ocakta şeyin wok içinde közledi. Tek tek közledi. Kokusu onlar. Geliyor bak. Köz. Ondan sonra. Köz yaptı. Kokusu geldi. Bu şimdi kebap mı? Bu kebap değil. Kavurma. Ali Nazik bunun adı. Heh. Altında, burada Türkiye'de Ali Nazik diyorlar buna. Hmm. Patlıcanı var, yoğurdu var. Yapılması gerektiği gibi yaptı. Sonya Hanım. Teşekkür ederim. Hemen geliyor. Bu kebap değil ama. Ama kebapçılarda bulursun bunu. Salatalığını da al gel. Salatalığını da alıp geliyorum. Güzel mi kokuyor Halime? Köz kokusu geldi, güzel bir koku geldi. Yok közledi. Yanında tek tek uğraştı onlarla. Mis gibi koku inşallah. Tadı tuzu da iyidir. İnşallah. Yani kokmayla iş bitmiyor. Benim de güzel kokuyor. Hak ettiği kadar dedi sarımsak koyacağım dedi. Bence de koy bunu hakkı dedim yani. Evet sarımsaksız olmuyor. Olmaz. Şimdi. Süzme yoğurt sarımsak. Az koydu ama tamam dedim ben de. Salatanın cevizleri nerede? Cevizleri burada efendim. Hemen cevizlerini ekliyorum. Bir tanesinin domates gülü yok. O benim. Ben kendime gül yapmadım. Neden? Fazla sevmiyorum ben öyle. Seda Hanım'a da belirtmiştim. Gülle çiçekle aram yok diye. Unuttunuz mu yoksa? Yok unutmadım. Yaparken de ben röportajımda var söyledim. Hadi gidelim mi? Gidelim. Aa, evet gavur dağı salatalarımız geldi. Şöyle Seda Hanım. Değil mi? Evet. Aynen. Evet, özel güllü. Özel güllü. O sizin ben sanırım. Doydum, o senin ben doydum, doydum güle. Hepsinde gül var. Hepsinde gül var. Hepsinde. Ben hariç. Ben. Herkese gül yaptım ben. Çok güzel gözüküyor. Süper. Evet, çok. Utandım valla. Utandırdın mı? Utandım. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi Seda Hanım? Bu benim de gülsüz. Heh. Evet. Hanım. Bir tane daha. Evet, hemen alıyorum. Helal olsun. Evet, son bir salatamız kalmıştı. Hani bir de çiğ köfte vardı? Çiğ köfte hemen veriyoruz tabağımıza. Çiğ köftede de et var mı? Bu çiğ köftede et yok, et artık yasak olduğu için kullanmıyoruz. Dükkandaki gibi mi yaptınız? Evet, evet. Çiğ köftem gayet lezzetlidir. Biraz acı ama beğenirler inşallah. Güzel görünüyor. Tadı da güzel, emin olabilirsiniz. Size küçük bir sürprizim vardı, o yüzden biraz geç kaldım. Bu Sonya Hanım'ı. Bu da çiğ köftemiz. Ben bu yoğunlukta size bir de çiğ köfte yoğurdum. Allah razı olsun. Tadına bakarsanız inşallah beğenirsiniz. Daha ne olsun. Peki Sevdacığım sunum nasıl? Sunum güzel. Halime? Olması gerektiği gibi güzel. Sonya? Ben görmedim. Yani olması gerektiği gibi dedi Seda Hanım. Evet. Ben yememiştim. Evet. Öyleyse öyledir. Buyurun. Afiyet olsun. Halimeciğim. Öncelikle elinize emeğinize sağlık. Seda Hanım eti kendinizin tek tek çektiğini, yaptığını söyledi. Etiniz koyun eti mi? En başta bunu merak ettim. Bir koku, bir değişik bir tat geldi bana. İyi mi, kötü mü? Ben koyun etini hiç sevmem. Bunu da çok beğenmedim. Tadı farklı geldi. Bir tuzsuz geldi ayrıyeten. Sosu az geldi, baharatı az geldi bana. Sosuz yapılıyor. Burası tereyağı var hafif içinde. Yani tuzu sosu az geldi. Sonra. Normal böyle kavurma yapmışız gibi. Kurban bayramlarında annemler yapar ya. Onun gibi koyun etini kavurmuş gibi. Sanki üstüne birazcık pul biber koymuşsunuz. O yüzden etinizi beğenemedim. Ama altına yaptığınız sosu... beğendim. Köz tadı geliyor. Sarımsağı bana fazla gelmedi. Güzel. Yani yemeğiniz orta. Öyle diyeyim. Salataya gelecek olursak bütün salatalarda salatalık aradınız. Ama sizin salatanızda da sadece böyle süs olarak var. İçinde neden yok?
Gavur dağına salata girmiyor da o yüzden yok. Sabah bunun tartışmasını dış sesende yapmıştık. Gavur dağı salatasına salatalık girmez. Peki salatalık girmiyor, nar ekşisi de mi girmiyor? Nar ekşisi ve zeytinyağını ben özellikle üstüne döküp karıştırdım. Biraz daha bulursun belki kusur, biraz daha sor, bulursun. Vallahi bilmiyorum, salatada ben nar salatalık bekledim yok. Nar ekşisi de hiç tadı gelmedi olmayan bir bana. Şey nasıl olsun Halime Hanım, girmiyor içine. Ama istiyorsanız senin salataya özel doğrardım bilseydim. Yok hayır, tamam, peki. Afiyet olsun. Halime Hanım, acaba hayatında alanazik yediniz mi? Kavurmaya benzetiyorsunuz. Kavurmanın altında patlıcan, yoğurt olmaz. Bence hayatında Halime Hanım ne lokantaya gitmiş, ne restorana gitmiş, ne de alanazik yemiş. Sonya. Ben beğenmedim. Hı. Beğenmedim, şimdi teker teker söyleyeceğim. Benim etime kayış gibi demişti. Bunu da fazla pişirmiş. Bu da bana kayış gibi geldi. Bu bir, etini beğenmedim. Altındaki bu haydariyesi mi bu, neyse bu. Haydi bunu tamam şeyinin patlıcanın kokusunu aldım. Güzel. Onu şey yaptım ama öyle bir basmış sarımsağı, basmış sarımsağı. Yani sarımsaktan başka bir şey hissedemedim ağzım için. Ben öyle sarımsak hayatımda yemem. Hiç beğenemedim altındaki ama şeyin kokusu çok güzel geldi. Sonya Hanım, bir bu kadar yemek de içeride var. Topu topu 4 diş sarımsak kullandı. Az koydum. Hayır, çok geldi ekibe bana. Ekibe yetecek kadar hayır, yemek var. Hayır, bana Sonya çok geldi. Hanım, sarımsağı çok olsa yakar ağzını yiyemez. Siz avukat değilim, susun birazcık. Siz avukat değilsiniz, susun birazcık. Ben konuşuyorum. Avukatlıkla sizin alakalı. Ağzınızla haksız benim ağzımda şey... Haksız yorum yapınca benim sesim de yükselir yani. Susun siz isterseniz. Bak, bak isterseniz yaksa beni susun. Bunu yemem ben böyle işte. Ay yen yani, ye. Başkasını da yen yani. İsterseniz verin. Yiyorum zaten. Buyurun. Ben senin tabağını yiyorum. Zaten hepimizin tabağında yemişleriniz var yani. Buyurun. Bu sarımsak sos denilen şeyler kişiden kişiye değişir. Bana sos az geldi mesela. Ona da çok gelmiş. Olabilir. Çok güzel olmuş. Çok benim harika. İçin çok. Harika. Ya sus ya, Allah Allah. Yersin. Muhteşem. Burada da var yani. Verebiliriz. Ben de uzatabilirim. Vallahi süper. Mutfaktan verebiliriz. Mutfaktan bir tabak daha getirin. Afiyet bence olsun. De. Şimdi bu olacak zaten. Tatlı yiyeceğim daha, yemem şey daha. Yapmaktan. Ama bu kebabın yapılışı bu yani. Hani ne eksiği var ne fazlası var. Acaba siz Canan Hanım size inat olsun diye mi Cuma abiyi savunduğunu düşünüyorsunuz? Tabii ki. Ay vallahi güzel olmuş. Aha da yemin. Dün de benim masama yani gölge düşürmek için elinden gelen. Haydi herkes horana, haydi herkes evet. Horana. Ama sizin gibi 10 tane Canan da benim ne masama ne yemeğime gölge muhteşem. Düşürür. Muhteşem. Düşürmedi zaten. Vallahi muhteşem, o kadar beğendim. Düşürmez, düşüremezdi. Cuma Bey, vallahi ben ana yemeğine bayıldım. Ahey, ahey, ahey. Helal olsun sana, ellerine sağlık, çatlasınlar, patlasınlar. Canancığım. Muhteşem. Seda Hanım, şimdi yiğidi öldür, hakkını yeme. Avukat olmaya ben, gelmiş. Ben, etim benim kurudu. Bak küçük küçük doğramış, bir tanesi kuru değildi. Yumuş lokum gibi yedim. İyi de araya gireceğim, ben bu kadının etini de eleştirdim. Ha? Canan Hanım. Olmadı. Kurudu. Eleştirdim. Kendi etini kurudu. Kendisi eleştiriyor. Hangi yaptık yemeğini eleştirmedi ki? Kendisi eleştirdi. Sen olmayan yemeğini de oldu diyorsun. Sanya Hanım. Hangi yemeğin hey, benim olmadı? Oldu yemeğini hangi de yiyorsun. Siz hiç yemek konusunda konuşmayın isterseniz. Dün güne kaldı. Ben bunu konuşmayın. Konuşacağım. Geçti o. Canan Hanım en güzel menü benim menüm dedi halbuki. Oo, doğru. Ağır. Güleyim ben o zaman. Ağır yani. Menü benim menümdü. Ağır sizin eliniz mi? Yapmadın Allah aşkına yani. Hepsi kolaydı hepsi. Ay yapmadın. Puding yedim, puding evinde. Ya. Puding. Üçüne de şeyini koydum, vişne reçelini koydum. Siz hayatta yapıp gördünüz mü? Çok yaparım ben, oğluma çok yaparım eminim ondan. Eminim yani zaten böyle yemek yaparım. Bohça ekibini hep yaparım eminim. Ben. Minik kuşlarımı eminim. Hep veririm onlardan. Yedik yemeklerinden ha. Gördüm o sofrada, o sofrada ay, gördüm. Eminim ben, zaten. Sakin. Gördün mü? Bu uyarıydı yani. Bu bana uyarı mı? Tamam. Uyarı sonuçta değil. Sonuçta sen beğendin. Salatayı da çok beğendim evet. Seda Hanım. Güzel oldu. Gülüm. Sevdacığım. Teşekkür ederim. Avukat olmaya gelmiş. Bir şeyler verirsiniz avukatlığı Sevda. Için. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Afiyet olsun emek Sevda vermişsiniz. Hanım. Patlıcanlar közlenmiş. Ne güzel köz kokuyor. Evet güzel kokuyor. Derseniz benim için dana eti, kuzu eti hiç fark etmiyor. Ben seviyorum eti. Ama bayağı kurumuş gerçekten. Etler kurumuş. Bunların yumuşak olması gerekiyordu. Sarımsağı da fazla geldi. Tuzu falan yerinde.
bu salatalıkların zaten zamanı değil. Normalde bunların tadı hani yenmez, süs için koydunuz evet, süs zaten. Için, çiçek olsun. Çünkü görsellik, şu anda salatalıklar zaten balık gibi kokuyor. Ne tadı var ne tuzu var. Ben gülü beğendim. Zaten hani biz kadınlar gül gibiyiz. Size özel yaptım evet, zaten. Evet biliyorum, ben çok beğendim. Ama kavurma salatası, hani evet sosu az geldi. Bu normalde sulu olması gerekmez mi suyun? Hayır. Bostane salatası var mı acaba, karıştırıyorsun? Bol soslu geliyor. Bir de bostane salatası var, ezmeli, evet. Bol soslu. Böyle. Hatta evet. Kaşık salatası gibi. Heh, siz onunla karıştırıyorsunuz, bostane salatası. Hayır, hayır. O kaşığı biliyorum. Onu da biliyorum. Evet. Onunla ceviz ama ben, koymuyorlar yani. Ben yorumluyorum. Pardon. Evet sosu az gelmiş yani, ya da buraya koyup hani nar ekşisi isteyen kendisi koyuyor. Ben bayılıyorum çünkü nar ekşisinin konmasına. Güzel. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Çok süper olmasa da güzel, ellerine sağlık. Ben çok beğendim. Afiyet olsun ben, Seda Hanım. Sevda dedi ya çok süper olmasa da, ben çok süper buldum. Afiyet olsun Seda Hanım. Sonuçta verilen bir emek var. Onu tabii ki hepimizde. Âlâ Nâzî'nin hikayesini de hemen anlatayım. Yavuz Sultan Selim bu yemeği ilk yediğinde çok beğenir ve hangi eli nazik yaptı bunu diye sorar. Sonra âlâ olmuş, âlâ ve nazik olmuş diyerek aşçıyı över. Ali Nazik isminin de buradaki âlâ nazik olmuş yorumundan ya da kim bu eli nazik sorusundan geldiği rivayet edilir. Ama Gaziantep'te de hep âlâ naziktir.